Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirrihu Hazretleri Nakşibendi Halidi Şeyhi 1892-1984 92 yıllık yaşantısında Allah Celle Celaluhu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem aşkıyla yanıp kavrulmuş, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz hadisi şerifinin bir tezahürü gibi Medine-i Münevvere'de vefat etmiş ve Cennetül Bakiye medfun bir zat. Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirrihu Hazretleri 1892 yılında Adana'da doğdu. Babası Ramazanoğulları diye bilinen aileden Müçteba Bey, annesi Ümmü Gülsüm Hanım'dır. Doğduğu kentte Rüşdiye ve İdadi'de okuduktan sonra İstanbul'a gidip Darül Fünun Hukuk Fakültesine kaydoldu. Askerlik vazifesini ifa ederken Kelami Dergahı Şeyhi Esat Erbili'ye intisap etti. Çeşitli kaynakların işaretine göre Seyr-ü Sülûk'ünü 1922 yılından evvel tamamlamış, Esat Erbili tarafından kendisine Nakşibendi hilafeti verilmiştir. Daha sonra Adana'ya yerleşen Mahmud Sami Efendi birkaç yıl sonra irşat faaliyetiyle meşgul olmaya başladı. Hayatının bu dönemi Osmanlı'nın yıkılmasının ardından gelen tekkelerin kapatılması dönemine denk düşmektedir. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hoca Efendi, konuya gösterdiği hassasiyet nedeniyle daha gizli koşullarda da olsa faaliyetlerini sürdürmüştür. Bunun yanı sıra emek vererek kazanma düsturuna sahip olduğu için bir ticarethanenin muhasebe defterini tutar, geçimini buradan elde ettiği gelirle sağlardı. 1946 yılında hacca gitti. 1950'de Adana Ulu Camii'nde vaaz vermeye başladıysa da 1951 yılında İstanbul'a taşındı. 1953 yılında hac vazifesini ikinci defa ifa etmek için kutsal topraklara gitti. Buradan geri dönerken Şam-ı Şerif topraklarına yerleşmeye karar verdi. Şam'da Türk öğrencilere Ruhul Beyan ve Mektubat gibi eserleri okuttu, tasavvuf sohbetleri yaptı. 1954'te yeniden İstanbul'a döndü ve bugün Kadıköy ilçesi sınırlarında yer alan Zihni Paşa Camii'nde vaaz verdi. Bu dönemde de geçimini bir ticarethanenin muhasebe defterini tutarak sağlayan Mahmud Sami Ramazanoğlu Hoca Efendi, 1979 yılında hane halkıyla birlikte Medine-i Münevvere'ye yerleşti. 12 Şubat 1984'te vefat etti ve Cennetül Bakiye defnedildi. Sohbetlerinde bazı sure tefsirlerine önceki peygamberler salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhi mecmain hazaratıyla Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ashabının hayat hikayelerine yer verir, edep, tevazu, gönül eğitimi, sohbet, az yeme, az uyuma, teheccüd ve evvabin namazları gibi konular üzerinde önemli dururdu. Belki de Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin sünnetine bu denli bağlılığı, bugün kendisini Cennetül Bakî'de medfun bıraktı. Medine-i Münevvere ziyaretlerimizde Cennetül Bakî'de dua ederken bu mübarek zatı da unutmayalım. Allah Celle Celaluhu kendisinden razı olsun. Amin.